Kemer Ağzı'nda, Kundu bölgesinde 2004 yılında Bakanlar Kurulu ile kararı turizm teşvik kapsamına alıyorsunuz. Turizmi teşvik etmek için 12 yılda 20 kez Nazım İmar Planı tadilatı yapılıyor. Bu bölgede iptal edilen her seferinin önünde de, bu tadilatların önünde de otelciler nedense hemen ruhsatlarını yeniliyor. Ama aynı bölgenin arkasında konut alanı olarak belirlenen yerde kooperatifler çivi çakamıyor. Kooperatif sahipleri, üyelerinin çoğu ölmüş durumda, çocukları hala sürünüyor. Neden? Üstüne üstlük bir de buradaki insanlar yok pahasına ellerindeki hisselerini satmak zorunda kalıyor. Ama her tadilat sonrasında bu turizm baronları aynı zamanda buralara ruhsat alabilmekte. Kimlerin ekonomisi iyi burada? Özel helikopterlerle gelen bürokratların, plan tadilatlarıyla ruhsat veren bürokratların ekonomisi iyi olabilir. İçişleri Bakanlığı'nın teftiş kurulu müfettişlerince söz konusu bölgede yapılmış incelemelerde haksız kazançlar, kaçak yapılar, sonradan ruhsatlanan her şey belirtilmiş. Peki siz ne yapmışsınız? Hiçbir şey yapmamışsınız ki bunlar aynı şeye devam ediyorlar. Bunların yanında yapılan hizmetlerde yaşanan sorunlara da bakalım. 2 yıl önce açılışı yapılan Manavgat Naras Barajı, Gazipaşa Gökçeler Barajı hala çiftçiye su vermedi. Onlar bekliyorlar. Neden diye. Bakıyoruz ki bir tek su borusu döşenmemişsiniz. Ama 40 yıllık açık sulama kanallarının çevresine beton direk örüyoruz. Acaba hangi yanda şey yaptırıyoruz? Hala kapalı sulamayı bu çağda düşünmüyor musunuz? Manavgat Devlet Hastanesi TOKİ tarafından yapılıyor. Elektrikleri sürekli kesiliyor. Asansör çalışamıyor ve yoğun bakımlar açılamıyor. Halk perişan, çalışanlar perişan. Bir yıldır açılışını bekleyen Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek binası, Kepez'de açılamayan Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Alanya Bölge Hastanesi hala açılış bekliyor. Bir kere de yapın, Allah razı olsun. Teşekkür ederim Sayın Kara.